Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugün sizlere kanalımızın topluluk kısmından bir sesleniş yaptım. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sizler de dikkate aldınız, bunu değerlendirdiniz. Çok güzel yorumlarla bana geri dönüşler yaptınız. Biliyorsunuz sizin fikirleriniz ve sizin değerleriniz, sizin düşünceleriniz benim için çok kıymetli, değerli. Bu yüzden dolayı da burası sizin kanalınız arkadaşlar. Ben sizlere elimden geldiği kadar rehberlik yapmak, sizlere yol göstermek için buradayım. Sizlere yardımcı olabilmek, sizlere bir ışık olabilmek adına buradayım. Sizlerle güzel enerjimi ve güzel sevgimi paylaşabilmek adına buradayım. Ve oradan sizlerden bir ricada bulundum. Dedim hani aklınızda istediğiniz genele ve bütüne ya da kolektife hizmet edecek bir şekilde neler istiyorsanız, neler merak ediyorsanız bana oradan yazın. Ben de elimden geldiği kadar sizde burada videolarla sizlere cevap vereyim istedim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel, çok güzel yorumlar geldi. Çok güzel sorular, merak ettikleriniz çok fazla. Şimdi ben oradan hemen bu ana kadar olan yorumları değerlendirdim. Siz gene tabii ki gene aklınıza geldikçe yazın. Hiç problem değil. Ben elimden geldiği kadar onları bir sıralama yaptım. Mesela bugün onu yazdıktan sonra gelenlerde en çok iletişimi olmayanlar çok fazlaydı ve zaman isteyenler, yani ne zaman arayacak, ne zaman gelecek, ne zaman dönecek gibi. Ki biliyorsunuz ben ve özel melek kartlarım sizlere zaman vererek bakım yapıyorum. Bu yüzden dolayı da bugün şimdiki açılımı ne zaman dönecek, yani iletişimi olmayanlar için ne zaman arayacak, ne zaman dönecek sorusuna cevap olarak açılım yapacağım sizlerin isteği üzerine. Haydi bakalım bakalım. Her zaman olduğu gibi bütünün hayrına olması dileğim ne arkadaşlar? Kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum ve evet. Aklımdaki kişi ne zaman arayacak ya da ne zaman dönecek sorusuna bakalım melek kartlarından nasıl bir cevap gelecek arkadaşlar. Evet, yine bütünün aynı olması dileğimle kartlarımı şöyle bir kesiyorum ve yine her zaman olduğu gibi kartlarıma rezone olmanız ve odaklanmanız adına şöyle bir sizlerle baş başa bırakıyorum. Bu arada kartlarımı yayarken gördüğünüz gibi Makbuş abla yazım yenilendi. Sevgili Levent kardeşime çok teşekkür ediyorum. Dün kırılmıştı demiştim. Hemen bugün bana böyle bir şey tasarlamış getirdi. Çok teşekkür ediyorum. Burada da sizlerin huzurunda kendisine. Evet arkadaşlar, aklınızdaki kişiyi niyetleyin. Kendinizi niyetleyin. İletişiminiz yok ise ne zaman arayacak, ne zaman dönecek sorusuna bir cevap arayalım hep birlikte. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Zamansız zamandır, yani videomu izlediğiniz andan itibaren geçerlidir zamanlarım. Bu bir. Diğeri lütfen bunu hiçbir zaman unutmayın. Genele açılımdır, kolektif bir açılımdır, bütüne bir açılımdır. Bu yüzden dolayı hep dediğim gibi siz size ait olduğunu düşündüğünüz, evet burada beni anlatıyor Makbuş abla, burada bizim ilişkimizle bağlantılı şu var bu var ne diye düşünüyorsanız, ne hissediyorsanız lütfen o kısımlarını alın. Diğer kısımları da tabii ki istemediğiniz, beğenmediğiniz kısımları da evrene iade edin. Gitsin sevgili arkadaşlar. Evet, haydi bakalım bakalım. Bütün aynı olması dileğimle her zaman olduğu gibi kartlarımı çekmeye başlıyorum. Ama gördüğünüz gibi kendisine attılar. Mecburen onları öylece alıyorum. Çünkü biliyorsunuz benim düşüncem bu, benim inancım. Eğer ki benim kartlarım ısrarla kendisine atıyorsa onda kesinlikle bir mesaj vardır. Yani al beni diyor. Bak bende diyor bir mesaj var. Senin bak gördüğünüz gibi iki tane birden geldi. Ben bir tane diye çekiyorum. İki tane geliyor. Evet bakalım bakalım.
aklımdaki kişi ne zaman arayacak, ne zaman dönecek sorusuna melek kartlarımdan nasıl bir cevap gelecekmiş. Şöyle bir tane de sondan almak istedim. Haydi bakalım bakalım. Bütünün aydını olması dileğimle her zaman olduğu gibi şöyle bir yine isterseniz bir daha bir rezone olun. Şöyle bir daha bir odaklanın. Şöyle evet. Haydi bakalım güzel enerjilerimizi gönderelim. Evet şöyle bir şöyle koyalım bakalım değişik olsun. Evet bak. Arkadaşlar zaten hemen her zaman olduğu gibi kartlarımdan gerekli mesajlar gelmeye başladı. Zaten ilk gelen mesaj bakın şurada mesafe yol burada da boşanma. Yani bu boşanma kartı ayrılık bitiş. Yani ve geçtiğimiz 10 yıl içi, 10 ay içi, 10. ay artık hani çok belki uzun vadede olabilir. Hani aranızdaki ilişkinin bitişi ya da düzensiz bir ilişkiyse, gitgeller yaşadığınız bir ilişkiyse, bir gitmiş, bir gelmiş bir kişi de olabilir arkadaşlar. Bak nasıl üzüntüler, sıkıntılar, neler neler yaşanmış bu ilişkide. Evet. Bakın ne kadar güzel olduğu gibi zaten hepsi mesajını vermeye başladı sizlere. Evet arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişiyle bağlantılı öncelikle bir yaşadıklarınızla ilgili şöyle bir mesaj verdi bana kartlarım. Ve onlarla ilgili şöyle ben de size bir aydınlatayım bakayım size ait olan kısımlar nereleri. Onlu bir zaman öncesinde bir kere bir ayrılık yaşamışsınız. Ya da bu aklınızdaki kişi 10 yıl içi, 10 ay içi, 10. ay ya da onlu bir zamandan beri sizin hayatınızda olabilir arkadaşlar. Ama ve lakin düzensiz bir ilişki yaşamışsınız. Gitgelleri olmuş ve onlu bir zaman öncesinde de ayrılık yaşamışsınız ki onlu bir zaman öncesinde o yaşadığınız ayrılıkta da döktüğünüz gözyaşları belki de zaman zaman içinizde yaşadığınız pişmanlıklar da söz konusu olmuş. Şimdi aslında aklınızdaki kişiyle bağlantılı o kadar çok yalvardığınız, dilediğiniz, istediğiniz bir şeyler olmuş ki hani belki size dönmesi için olabilir ya da sizinle ilişkisini düzgün sürdürebilmesi adına işte sizin ondan istediğiniz, dilediğiniz bir şeyler olmuştur. Belki de karşılığını alamamışsınız. Bu yüzden dolayı da üzüntüler yaşadığınız ve sıkıntılar yaşadığınızda net bir şekilde söylüyor bana kartlarım. Ayrıca hep ikilemleriniz de olmuş. Sizi ihanet ediyor mu? Sizi bir başkasıyla aldatıyor mu? Gibi. Hani bu ihanet illa hani ilişki de değil bakın. Hani illa bir kadın bir erkek değildir ihanet. Ben bunu hep söylüyorum. Defaten size her defasına hatırlatıyorum. İhanet illa bir kadın bir erkek değildir. Tabii ki en başta bizim düşüncemizde bizim hissiyatımızda o var ama ve lakin. Yani biri belki bir yola çıktınız. Bu yolda sizi yapayalnız bıraktı. Belki de onun en zor zamanında, en çok ihtiyacı olduğu anlarda siz hep yanındaydınız. O sizin ihtiyacınız olduğu zamanda belki de size arkasını döndü gitti. Umruna bile gelmedi gibi. Hani sizi üzecek şeyler yaşatmış olabilir. Bunlar da tabii ki sizin için neydi? Bir hainlikti değil mi? Bunun haricinde de dediğim gibi o ihanetler ve hainliklerden kaynaklı yaşadığınız üzüntüleri de burada görebiliyorum. Gerçekten çok sıkıntı yaşamışsınız. Eğer ki aklınızdaki kişi evli ise ya da bir birlikteliği var ise ya da belki de size ayrılma aşamasındayım, boşanma aşamasındayım dedi ama bunu yapmadı. Yani sizi bu şekilde oyaladı da olabilir. Bakın mahkeme var ve mahkemeyle bağlantılı da size söylenilmiş bazı yalanlar ve üzüntülerde söz konusu olmuş. Tabii bu başka bir mahkemede olabilir. Yani ben bunu genel anlamda size bağlayarak konuşmak istedim. Belki kendisiyle ilgili bir mahkemeyi de size söylememiş ya da es geçmiş olabilir gibi durumlar yaşamışsınız. Şimdi arkadaşlar özellikle maddiyatla da bağlantılı. Bakın paraya para geldi. Şimdi yine aklınızdaki kişiyle bağlantılı
Yani o niyetlediğiniz, o giden iletişiminizin kopuk olduğu kişiyle bağlantılı. Maddiyatla da ilgili aranızda bir durum ya da bir olay söz konusu olmuş olabilir. Ya siz maddi yönden destek vermişsinizdir ya da karşı taraf size maddi yönden destek vermiştir. Ya da iş ve parayla bağlantılı aranıza giren bazı sorunlar da olmuş olabilir. Belki de birlikteliğiniz vardı, güzel giden bir birliktelikte işsiz kaldı ya da siz işsiz kaldınız. Kopuşlar oldu aranızda da olabilir. Bakın arkadaşlar, bunlar ihtimal olarak veriliyor zaten kartlarım tarafından. Çünkü bakın, düzensizlik varmış zaten ilişkinizde. Bir var bir yok, bir gelen bir giden, belki de yani kendi hayatında olmayan düzensizliği size de yansıtmış olabilir. Pardon, olan düzensizliği, öyle diyelim, yanlış bir kelime oldu orada. Evet arkadaşlar, ve aranıza mesafeler girmiş maalesef ki. Şimdi gelelim aklınızdaki kişi ne zaman arayacak sorusuna ya da ne zaman dönecek. Şimdi bakın, burada zaten final kartın, final diyorum ben son açtıklarıma genel olarak. Hala aklında ve kalbinde sizinle bir bağı var bir kere, bakın. Çok net söylüyorum bunu. Hala sizinle aklında ve kalbinde bitmeyen bir bağı var arkadaşlar. Bir kere bunu bir kesinlikle aklınızın bir tarafında tutun. Yalnız sizinle bağlantılı hala aklınızdaki kişinin kalbinde öldüremediği, bitiremediği bir şey var. Hani bu size yaptığı bir hırs olabilir, bir konuşma, bir huzursuzluk. İşte ben şöyle davran dedim, davranmadı. Şunu istedim, yapmadı. Şunu işte şunu konuşma dedim, konuşmaya devam etti gibi bir şey. Artık bunu siz biliyorsunuz. Şimdi o konuyu özellikle aklından ve kalbinden atamadığı için de size karşı akıl, şuur ve mantık çerçevesine yaklaşıyor. Yani aklınızdaki kişi aslında size bir adım atmak niyetinde, aramak niyetinde de. Ama ve lakin, çünkü bakın burada küskün aşık da çıktı gördüğünüz gibi. Ayrı, dargın, kırgın ya da küs olabilirsiniz. Ama ve lakin hala ellerin, düşüncelerin ve kalplerin birbirinizde olduğunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Ama az önce dediğim gibi aklınızdaki kişinin hala sizinle bağlantılı, kafasında böyle karanlıkta kalmış bazı soru işaretleri var. O soru işaretlerine hala belki kendi içinde cevap arıyor olabilir arkadaşlar. Ama ve lakin siz zaman zaman aklınızdaki kişinin sizi savurup attığını, artık tamamen bitirdiğini de düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar, ben bunu daha önceki videolarımda da söyledim, birkaç videomda yine söylüyorum. Eğer ki aranızdan uzun bir zaman geçmişse, özellikle 3 yıl, 4 yıl, yani artık hiçbir iletişim ya da hiçbir haber yok ise, zaten bu umutsuz vaka. Bakın net söylüyorum, yani 3 yıl, 5 yıl geçmiş, sizi hiçbir şekilde aramamış, sormamış bir kişiden siz de lütfen ümidi kesin. Yani o saatten sonra giden gitmiş, biten bitmiş. Benim sürekli söylediğim bir cümledir bu. Arkadaşlar, yani bitmiş bir şey için artık kendinizi siz de yeni ilişki açabilirsiniz, yeni bir duyguyu açabilirsiniz ya da hiçbir şey açmayıp kapatabilirsiniz. Kendiniz için de yaşayabilirsiniz gibi bir tavır ya da bir durum içerisine girin artık. Yani çünkü gerçekten uzun zamandır sizinle iletişimi ya da irtibatı olmayan bir kişinin hala onun gelme hayaliyle yaşamak abesle iştigal arkadaşlar. Gerçekten, yani bırakın bunu, yani tarot marot, yani gerek yok arkadaşlar. Şimdi ben size burada umut veremem, umut tacirliği yapamam böyle bir durumda. Ama bir yıl olmuştur, belki de 1,5 yıl olmuştur, belki hadi en fazla 2 yıl diyeyim. Ama onun üstü arkadaşlar, yani çok saçma. Çünkü ben bizzat yaşadığım tecrübelerden kaynaklı söylüyorum. 2 yıldır hiçbir şekilde iletişimi olmayan danışanlarımın 2 yıl sonra bir şekilde
yüz yüze geldiğini ya da görüştüğüne bizzat şahit olmuşumdur. Ayrıca da şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Hep söylerim, eğer ki nasipse döner gelir Bağdat'tan, Yemen'den. Eğer ki nasip değilse ne gelir elden arkadaşlar. Yani uzun zaman için ne olur kendinizi boşa boşa üzüp hırpalamayın. Değmez. Gerçekten değmez. Ve hemen devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi bu yine burada artık yakın zaman dedik. Burada 10 yıl içi dedin abla da diyebilirsiniz. Şimdi bakın burada 10 yıl içi derken şimdi 10'lu bir rakam olduğu için ben geçmişte yıl da verdiğim için hani belki de tanışmanız 10 yıl içidir. O yüzden orada da bir dipnot geçeyim, sonra bana onu tekrar tekrar yorumlarda sormayın arkadaşlar. Yani 10 yıllık bir tanışıklığınız vardır, işte 5 yıldır da bir ilişkiniz vardır, ne bileyim 2 yıldır da görüşmüyorsunuzdur gibi ya da 1,5 yıl olmuştur gibi buna niyetleyebilirsiniz, o eyvallah. Ama onun haricinde 10 yıldır sen adamı ya da kadını görmüyorsun, 10 yıl sonra bana geri dönecek mi diye yani sorma arkadaşım, yani bu komik, yani komik. Evet, hemen devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi İkili bir zamanı bekleyin diyorum size. 2 gün, 2 hafta, 2 ay içinde ya da en fazla 2. ay, biliyorsunuz benim artık zamanlarım, ya da ayın 2'si, 12'si, 22'si ya da ikili bir saat. Bakın burada da bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar ben özel seanslarıma da hep daima bildim bileli gaybı ve geleceği Allah bilir diyerek başlıyorum. Ama ve lakin ben gerçekten zamanlarımda yılların getirdiği tecrübeden ve yaşadıklarımdan eminim ki illaki tarihte, saatte, takvimde bir yerde illaki o rakam olur. Ama tam zamanı tabii ki Rabbim bilir arkadaşlar diyerek ikili zaman üzerinde ısrarcıyım. İkili bir zaman içerisinde bir değişim ve başkalaşım yaşayacaksınız arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle bağlantılı, ne bileyim size bir mesaj atabilir, birden bir karşınıza çıkabilir ya da birden ona dair ya da onunla ilgili bir haber alabilirsiniz. Bakın bunlar da bir işarettir, bunlar da bir mesajdır arkadaşlar. Demek ki onun akabinde beşli zaman içerisinde, pardon, dörtlü zamanımız da var burada. Dörtlü zaman içerisinde belki bir anlaşma söz konusu olabilir arkadaşlar. Bakın aranızda size bir anlaşma ya da bir teklif sunarak adım atabilir, harekete geçebilir ve sonuç itibariyle de zaten ki burada gördüğüm en güzel olay, daha önce de göstermiştim, bir daha söyleyeyim. Dargınlık ya da kırgınlık var ise bunu da belirteyim. Ben hep ne derim? Benim bazı kartlarımın tersi yüzünden daha hayırlıdır diye. Bakın bu kırgınlık ve küskünlüğün devamını temsil ederken ters gelmesi bitişini temsil eder. Yani velhasılı kelam, beşli bir zaman içerisinde de o dargınlığın, o kırgınlığın ya da küslüğün biteceğini göreceksiniz. İkili bir zamanda değişim ve başkalaşım, dörtlü bir zamanda anlaşma ya da sizinle bazı konularda hemfikir olma adına adım atabilir. Eğer ki orta noktada buluşursanız, beşli bir zaman içerisinde de dargınlığınızın, kırgınlığınızın biteceğini söyleyebilirim. Sadece burada size düşen arkadaşlar, bakın burada ben ne yapmalıyım sorusunu da sorabilirim burada. Sizin yapmanız gereken, eğer ki böyle bir durum söz konusu olursa, lütfen acele karar vermeyin, ani çıkış yapmayın. Bakın bunu da hep söylüyorum. Birden karşınıza geldiği zaman, oldu da böyle bir şey olduğunda, ay seni çok özledim deyip mesela hemen boynuna atlamayın aklınızdaki kişinin, ya da yok ben artık işte şöyleydi böyleydi deyip pıt 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 onu yemeyin. Yani gelsin de işte şöyle yapayım böyle yapayım ya arkadaşlar. Sakin olun, sakin olun. Doğru zamanda doğru adım atın. İnanın kazanan siz olacaksınız. Önemli olan sizin burada bir zafer kazanmanız. Bakın hırs yapmışsınız zaten. Ben hırs yaptım. Aman gelsin ne nasıl gelirse gelsin. Tamam da hırs yaptın eyvallah. Yap arkadaşım, ama bak ne diyor? Sen zaten rahatlayacaksın. Rahat ol, relax ol. Bırak şöyle bir geldiği zaman bir düşün. Şöyle bir duruşunu bozma. Doğru zamanda doğru hareket ettiğinde zaten zafer senin olacak. Bu kadar basit.
Evet arkadaşlar, herkesin kalbine ve gönlüne göre olsun. Herkesin aklındaki, kalbindeki, yanında, yanındaki de aklında ve kalbinde olsun temennisiyle bugünlük de benden bu kadar diyorum. Ve yine beni izlediğiniz için, kanalıma abone olup bana destek verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve yine Tarot'un Altre Kraliçesi Makbuş Abla Instagram adresime de takip göndermenizi bekliyorum. Evet, Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, kendinizi önemseyin, hoşça kalın.